Tamam, anladım Samim. Sizin toplantınız uzadı, evet anladım. Ne oldu? Gelmiyor değil mi babam? Niye üzülüyorsun anne, sevin. Gelseydi kıyameti koparırdım burada. Anne, babam seni aldatıyor. Duydun mu beni? Babam seni aldatıyor. Senin dünyadan haberin yok ya. O toplantılar, seyahatler hepsi yalan dolan. Anne, kendi gözlerimle gördüm babamı başka bir kadınla. Ben her şeyin farkındayım. Bu ilk değil ki. Nasıl ya? Anne sen her şeyi biliyor muydun? Anne sen başka bir kadının koynundan çıkmış bir adamı nasıl aldın evine, yatağına? Nasıl sustun bunca zaman? Sustum, doğru. Ama üzülmedim mi? Ha? Bağrıma taş bastım. Kolay mı kızım? Ama insan kabulleniyor işte. Anne! Anne kendine gel! Ya hiç mi gururun olurun kalmadı senin? Ne yapayım kızım? Ha, ne yapayım? Bu yaştan sonra boşanayım mı? Seni de alıp annemlere mi yerleşeyim? Sen okuyorsun. Kim bakacak bize? Ya anne ne var bunda? Çalışıp kendi paranı kazanabilirsin. Ya en azından onurunla, gururunla yaşarsın. Bu yaştan sonra kim iş verecek bana kızım? Diplomam yok, mesleğim yok. O zaman ben çalışırım. Hayır. Hayır, okuyacaksın. Sen benim düştüğüm duruma düşmeyeceksin. Ya tamam. Tamam, ben hem okur hem çalışırım. Anne sen yeter ki benim karşımda gururlu dimdik dur. Babama veya bir başkasına boyun eğme. Ya ben çalışır, ikimize de bakarım. Sana kolay geliyor değil mi kızım? Dışarıdaki hayattan haberin var mı senin? Sen en iyisi annen gibi susmayı öğren. Ben hiçbir zaman susmayacağım. Ben hiçbir zaman susmayacağım anne. Tarhan. Senden bir şey isteyeceğim. Koray geldiğinde bir bahane bulup gider misin? Niye? Ne demek niye? Ya hazır cerrah abi de evde yokken Koray'la baş başa kalmak istiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Öyle sihirbazlık gösterisi falan yaparak mı etkileyeceksin Koray'ı? Ha? Öyle bir gücüm olsaydı zaten önce Gözde'yi yok ederdim. Bir daha da ortaya çıkarmazdım. Vallahi kızım ben sana söyleyeyim, sen boşuna uğraşıyorsun. Yani istediğin gibi Koray'la vakit geçirsen bile Koray kolay kolay Gözde'yi kafasından çıkarmaz. Nereden biliyorsun? İçime doğuyor diyelim. Ha, bu arada hediyeyi falan beğenmezse ben talibim ha. Ha. Saçma sapan konuşma be. Alo, tamam. Tamam oldu. Haber verirsin sen bana. Hadi bay bay. Ne haber? İyidir senden. Ne haber kardeşim? Bir insanın canı isteyince abisiyle konuşamaması ne garip ya. Görüştürmediler mi? Öyle 5 dakika falan. Neyse, size doyum olmaz. Ben kaçar, hadi. Nereye oğlum? Ya bizimkiler yemeğe çağırdılar. Şimdi gitmezsen bozulacaklar, tamam mı? Biz daha sonra takılırız. İyi tamam, haberleşiriz. Tamam. Asya görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Koray. Hı. Sana küçük bir hediye aldım. Hazır Amerika'ya da gitmiyorsun. Küçük bir kutlama hediyesi. Ne gerek vardı Asya? Mahcup ettim ya. Bak bakalım beğenecek misin? Oo, çok güzelmiş. Üstündekiyle aynı renk. Denesene be. Yok, sonra deneriz ya. Koray. Bak sana ne diyeceğim. Sen ne yap biliyor musun? Söyle bakalım, ne yapayım?
Amerika'ya sanki gerçekten gitmişsin de yeni dönmüşsün gibi hayatına yeniden başla. Unut her şeyi, o Gözde'yi falan. Ya bak bambaşka gözlerle bak etrafına, tamam mı? Ve yarın senin için yeni hayatının ilk günü olsun. Olsun olsun da Gözde'siz hayat olmaz ki. Olur Koray, olur. Sen yeter ki iste. Hem eskilere yol vereceksin ki yenilere yer açılsın. Gözde eski değil ki. Hala ilk günkü gibi benim için. Ya bırak Allah aşkına ya. Kaçan kovalanır hesabı işte. Kız kaçıyor diye senin de hoşuna gidiyor. Elde etsen iki günde sıkılıp bırakırsın. Asya, biz onunla sevgiliydik hatırlarsan. Öyle iki günde falan da sıkılmadım yani. Evet doğru. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Neden denenmiş bir şeyi tekrar tekrar denemekte bu kadar ısrarcısın? Hayır, belki de kendine bir şans versen yeni bir şeyler yaşamak için çok mutlu olacaksın. Ben mutluyum zaten. Asya'cığım, bir gün sen de benim gibi aşık olduğun zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Koray, bu aşk falan değil, takıntı. En azından takıntını yenmek için biraz etrafına bak ve başka kızları da gör. İster misin? Yok, sağ ol. Başka güzel kızlar da var tabii ama... Ama ne? Susana. Koray nereye? Konuşuyorduk ya. Ya Burak niye açmıyorsun? Bir de arayamam ki ben seni. Annem gibi gurursuzluk edemem. Koray ne var? Nerede olduğunu söyler misin? Ne yapacaksın? Sevda sesin çok kötü geliyor. Konum at, hemen geleceğim oraya hadi. Ya Koray gelme, istemiyorum. Ya belki yardım dokunur sana. Ya senin ne yardımın dokunacak bana? Sen insanlara ancak zarar verirsin. İstemiyorum, gelme. Ya onlar bana iftira attılar. Arkadaşım olan kimsenin canını yakmam ben. Neredesin söyle. Sahildeyim. Sen Amerika'ya gitmedin mi? Hayır gitmedim. Konum at, geleceğim hadi. Hadi. Tamam, konum atıyorum. Koray hayırdır? Ya Asya, benim acil bir işim çıktı. Sonra konuşuruz, tamam? Nasıl ya? Ben bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm. Ya Asya'cığım sen otur film falan izle. Sonra otururuz beraber, tamam mı? Ayıp ama Koray ya. Sen şimdi ciddi ciddi beni bir başıma burada bırakıp gidecek misin? Ya Asya, acil bir işim çıktı diyorum sana ya. Oo. Git bakalım. Ne de olsa eninde sonunda benim olacaksın. Ya sen bugün arkadaşlarıma yaptıklarından sonra ne yüzle arıyorsun beni? Sevda, bana teşekkür etmeniz gerekiyor biliyorsun değil mi? Yok artık. Sana niye teşekkür ediyormuşuz ki Koray? Zeynep'i zorla evlendireceklerdi. Benim sayemde öğrenmiş oldunuz. Hayat Hoca belki kurtarır kızı. Ya Koray, bir sırrı ortaya çıkaracaksın diye Zeynep'i bütün sınıfa rezil etmek zorunda mıydın? Onu da kendisi istedi. Sen bunu nasıl öğrendin? Ben öğrenirim. De, sana ne oldu bu akşam? Annemin yüzüne vurdum bugün her şeyi. Söyledim babamın onu aldattığını. Oo, bayağı kötüymüş. Ne yapacaksın? Vallahi bilmiyorum da eve gitmek istemiyorum. Annemin de babamın da yüzünü görmek istemiyorum. O zaman çok iyi bir fikrim var. Hadi gel bize gidelim. Ha? Benim senin evinde ne işim var be? Ne olacak Seda? Seni sokakta bırakacak halimiz yok. Bak gelmezsen elini kolunu bağlar, zorla götürürüm seni ha. Biliyorum Koray, sen onu da yaparsın. Koray, kimse yok değil mi evde? Yok.
Yok dedim ya sana, gel. Uyuyor geç. Bu da geç. Asya. Asya. Ha? Ha Koray, sen mi geldin? Hı-hı. Ben uyuyakalmışım da. Sadri'ye söyleyeyim de seni eve götürsün hadi. Ay yok, hayır, ben seni bekledim. Neden? Neden mi? Yani Sadri! Koray Bey. Ya sana zahmet, Asya'yı eve göndersene be. Tamamdır, arabayı hazırlatıyorum. Tamam. Hadi. Telefon. Hadi bay bay. Yapayım sana? Olur. Ihlamur var mı? Var var, tamam. Sen geç dinlen hadi. Koray'ın bu geceki misafiri. Alo. Bilmiyorum Tarhan. Kalmaya geldi herhalde. Koray da resmen kibarca kovdu beni. Bütün sinirlerim alt üst oldu. Sağ ol. Yaktın yani Amerika biletini. Aynen. Koray, senin yerinde olmak isteyen o kadar çok insan var. Sen elini tersiyle itiyorsun. Sevda, hiçbir şey abimden önemli değil. O içerideyken ben bir yere gitmem. Koray, ikimiz de birbirimizi çok iyi tanıyoruz artık. Sen abin için değil, o gözde salağı için kaldın. Evet, beni iyi tanıyorsun. Hatta abinin tutuklandığı günle senin Amerika'ya gideceğin günün çakışması ilginç bir tesadüf. Yani bir an için abini acaba sen mi ihbar ettin diye düşünmedim değil. Yapmazsın değil mi öyle bir şey? Yapmazsın herhalde Koray. Tabii ki de yapmam. Yani hangi insan abisini içeri attırır? Vallahi senin gibi psikopat bir aşıksa her şey beklenir. Yani ben senden her şeyi bekliyorum. Aramızdaki tek psycho sensin bence. E tabii, ben de seninle yarışırım. Koray, ben artık gideyim ya. Eve gitmem demiştin bu gece. Yani eninde sonunda gideceğim. Ne yapacağım? Gitme. Kal bu gece burada. Ne olacak? Yok, olmaz. Gitmem lazım. Hem çok uykum geldi zaten. Şurada 2 dakika gözlerimi dinlendireyim. Sonra kalkıp gideceğim. Ya zaten abim yok, canım sıkılıyor. Kal işte burada. Yok yok. Gideceğim birazdan. 2 dakika dinleneyim. Sana bir şey itiraf edeyim mi? O ihbarı ben yaptım. Abimi içeri ben attırdım. Thank you.
Günaydın. Okula gitmeden önce kahvaltı yapmak ister misin? Koray, ne kahvaltısı ya? Senin odanda ne işin var benim? Kimse görmesin, rahat et diye yaptım. Bana bak, sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Burak'ın duymasını istemiyorum. Ne derim ben ona, nasıl açıklarım? Ya Sevda, senle benim aramda bir şey olma ihtimali yok ki. Niye panik yapıyorsun? Çekil lan. Koray! Alacağım Koray ya. Abi. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Yukarıda biri mi var? Yo, ne alaka? Bir ses duydum da. Ha, telefondaydım ya. Sen dün mü çıktın? Niye haber vermedin bana? Vallahi fırsat olmadı koç. Sen de tahmin ettiğim gibi gitmemişsin. Abi, seni bu halde bırakıp gitmem demiştim sana. Hazır abim içerideyken kafama göre takılayım dedin yani. Ya senin canını yakmak isteyenler sana gözdağı verdiler abi. Ya daha ileri giderlerse, ha? İleriye gidemezler, müsaade etmem. Yeni bir uçuş baktırıyorum sana. En azından bunu yapanlar ortaya çıksın. Ondan sonra giderim abi. İlla kafana göre takılacaksın değil mi? Yemin ederim seni düşünüyorum ya. İyi tamam, bu sıkıntı geçene kadar buradasın ama sonra gideceksin. Okulda da sorun istemiyorum. Tamam. Aramıza hoş geldin abi. Of Kur'an, of. Geç kalıyorum senin yüzünden. Sır defteri. Sen ne misin Koray ya? Beni bile yazmış vallahi. Okudun mu yoksa? Ne ya? Bana numara yapma Sevda. Koray, okumadım. Ama şaşırdım yani. Senden böyle duygusal aksiyonlar beklemiyordum. Böyle günlük yazmalar falan. Hani okumamıştın? Ya okumadım. Ama günlük olduğu belli oluyor sonuçta. Onun içinde ne aşklar ne sırlar vardır şimdi. Ya sen kendi işine baksana. Koray, ben kendi işime bakacağım da senin yüzünden bakamıyorum. Geç kalacağım Buran seçmelerine. Abim çıkıyor. Vallahi Koray, abini falan bekleyemeyeceğim, ben gidiyorum. Ya abim çıkıyor. Ya çıktı diyorum sana. Ya Sevda. Sevda, nereye gidiyorsun Sevda? Ya nereye gidiyorsun ya? Gelsene şuraya. Koray, geç kalıyorum. Koşarak mı yetişeceksin? Gel, ben seni bırakırım hadi. Yok, istemez. Ya ben seni bırakırım, bir şey olmaz hadi. Hadi. İyi tamam, hadi. Sağ ol. İstemez. Ne oldu buna şimdi? Ne olacak oğlum? Kırgın sana. Dün gece Sevda'yı eve getirmişsin. Onu da postalamışsın. Onu ben mi çağırdım? Şişt. Sen Sevda'yı mı görüyorsun? Boş boş konuşma Taran. Arkadaşım o benim. He. Arkadaşın. Dün gece sende kalmış arkadaşın. Kafam basmıyor mu ya senin? Arkadaşım diyorum sana ya. İyi, tamam, tamam. Sinirlenme. Bak, sakın bende kaldığını kimseye söylemiyorsun, tamam mı? Ya sen güven bir arkadaşına ya. Ha? Güven. Oğlum,
çok iyi. Oğlum nasıl gittiniz? Nasıl ya? Ya nasıl ilk defa hayatımda böyle bir şey olmuştu? Olur mu öyle şey? Burak. Ne alakası var oğlum? Ya Burak yanlış anladın beni. Bir dinlesen. Burak. Hadi. Ya Burak bir sakin ol artık. Eğer dinleyeceksen anlatacağım. Ya neyi dinleyeceğim ya? Seninle o herifin arabasına ne işin var Sevda? Burak senin için, seçmenlere yetişebilmek için. Beni yolda öyle aceleyle görünce bırakayım dedi. Tamamen iyi niyetinle. Ya ne iyi niyeti ya? Koray'dan bahsediyoruz Sevda. Koray da iyi niyet, ne yarar? Ya beni çok iyi tanıyor musun? Konuşma. Seni herkes tanıyor oğlum. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Herkes kendi yaptığına baksın. Sevda'ya kızmana gerek yok. Yolda gördüm, gideceği yere kadar bıraktım. Çok meraklısı değilim kız arkadaşının. Gözüm üzerinde oğlum. Dikkat et. Sen de birader, sen de. Bak gördün mü? O da aynı şeyi söylüyor. Hala inanmıyor musun bana Burak? Umarım bu sefer doğru söylüyorsunuz. Biz çocukluk tanıştığımızda. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyor musun? Ben mahalledeki çocukları dövüyordum. Bir tek sana kıyamıyordum. Evet. Ama artık mahallede çocuk olduğumuz dönemlerde değil misin? Şimdi sen hep ağlıyorsun. Benim buna yüreğim dayanmıyor Sevda. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama ben seni, senin beni sevdiğin gibi değil. Daha farklı seviyorum. Nasıl yani? Ya biz çok yakınız, çok iyi tanıyoruz birbirimizi. Sen benim her şeyimi biliyorsun. Ben de senin her şeyini biliyorum. Yani iki sıkı dost gibiyiz. Ben seni arkadaşım gibi seviyorum artık. Burak biz arkadaşız tabii ki. Ama sevgiliyiz de. Ben sana hala deli gibi aşığım. Belki de bu aşk değildir. Başka bir şeydir. Aşk Burak. Ben biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Yani sadece birileri aklını çelmeye çalışıyor, o kadar. Özür dilerim. Bu şekilde hem seni hem kendimi üzüyorum. Bundan sonra hayatımda iyi bir dostum olarak kalmak istiyorum. Üzgünüm. Burak! Burak! Burak bitti mi? Ayrılıyor musun benden? Arabasına bindim diye mi terk ediyorsun beni? Yoksa Gözde için mi? Asya. Yapma. Ne oldu? Sevginin seni terk mi etti? Asya. Git başımdan. Bence çok iyi yaptı. Onunla sevgiliyken geceleri başka erkeklerin evlerine gidiyorsun. Hak ettin. Asya git başımdan. Git. Burak. Ben senden ayrılamam. Sen beni bırak. Burak. Ne kadar ayıp ya. Sevda. Sevda. İyi misin?
Koray git başımdan. Şimdi biri görecek bile. Görsünler ne olacak ki? Senin arabana bindim diye Burak beni terk etti. Bütün arkadaşlarım yüz çevirdi bana. Ne olursun git ya. Sevda. Niye üzülüyorsun ki? Burak kıskanmış. Demek ki hala seviyor. Öyle mi diyorsun? Tabii kızım. Seni sevmese niye kıskansın ki? Ben seni zor durumda bırakmam. Biz düşmanız. Unutma. Sevda, ne haber? İyiyim, ne olsun. Böyle kıl kıl adamlarla karşılaşmak zorunda kalıyorum işte. Sensin kıl. Çok meraklıyım sana. Sevda'ya bayağı gider yapmışsın. Ya boş ver, kapatalım o konuyu. Tamam, sen bilirsin. Ya sinemaya gidelim mi? Madem güne güzel başladık, güzel devam etsin. Hem Onur'la Zeynep'i de çağırırız. Süper fikir. Bak çok komik bir film gelmiş. Böyle gorilli falan bir şey. Böyle biraz güleriz, kafamız dağılır falan. Bence de bugünlerde zaten gülmeye ihtiyacımız var. Gidelim, güzel fikir. Sinemaya gidiyoruz, itiraz yok. Sinema mı? Evet. Burak davet etti, hem Onur da geliyormuş. Sevda! 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 Ne oldu? Hani seni kıskanıyor diyordun. Hani seviyor diyordun. Ne oldu ki? Gözde ile Burak sinemaya gidiyorlarmış. Ne? Ooo Sevda. Yeni arkadaşın yok mu? Hayırdır? Sen ne saçmalıyorsun ya? Burak. Biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey kaldı mı? Burak. Bak, herkes bize bakıyor. Hadi gel dışarıda konuşalım. Sen merak etme Sevda. Dün gece yediğin naneleri herkes biliyor. Burak ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Öyle mi? Kore'nin evinde bir gece geçirmek utanılacak bir şey değil mi? Ya sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Burak gel dışarıda konuşalım bunu doğru düzgün. Ne oldu? Utandın mı arkadaşlarından ha? Madem utanıyorsun utanılacak şey niye yapıyorsun? Ah bak. Bak seninki de geldi. Git konuşacağın ne varsa onunla konuş. Oo. Kavga mı var yoksa ya? Ben seninle yürü git. Zaten sabrımın sonundayım. Ya sen var ya kurusu kısırma oğlum. Saf rüzgarsın ya. Sen böyle konuşmaya devam et. Bak bakalım rüzgar mıyım, fırtına mıyım? Ne oluyor lan sabah sabah tantana çıkartıyorsun? Ne oldu? Ulan senin derdin benimle. Sevda'yla niye uğraşıyorsun? Sevda'ya falan bulaştığım yok benim. Arkadaşlarının dolduruşuna gelme. Ama bayağı kızmışsın. E bir şey de öğrenmişsindir. Sana ait olan bir şeyi elinden almaya kalkarlarsa insan ne oluyormuş? Deliriyormuş. Değil mi? Ulan sen bana ait olanı ama... Müsaadenizle hocam. Burak! Sevda! Sen dur! Geçin yerinize hepiniz! Dingo'nun ahırı burası çünkü değil mi? Utanın kendinizden!
Sevda. Koray, ben sana yanıma gelme dedikçe geliyorsun. Ya anla artık Sevda. Onun kafasında Gözde var. Senden ayrılmak için her şeyi bahane olarak kullanıyor. Ya Gözde varsa var, ne yapayım? Bakalım mutlu olabilecekler mi? Yine ilgiyi kabul mü ediyorsun? Koray, ne yapayım ben ya? Ne yapayım? Peşini bırakma. Sen vazgeçip aralarından çekilirsen onların işini kolaylaştırırsın ya. Ya bugüne kadar aralarından çekilmedim de ne oldu? Bittiğini kabul etmekten başka yolum yok benim artık. Bu defa bir yolu var Sevda. Bu defa bir yolu var. Burak. Burak, konuşabilir miyiz? İstemiyorum seni. Burak, lütfen. Güzel günlerimizin hatırına. Peki. Dinliyorum. Ya okulda olmaz şimdi. Dışarıda konuşsak. Çok güzel anadan sonra ben seninle düşman olmak istemiyorum. Beni affet ne olursun. Söz, bir daha rahatsız etmeyeceğim seni. Arkadaş olacağız bundan sonra. Her şey için çok teşekkür ederim. Hayat Hocalar'a gideyim. Çektin mi? Evet, bak. Bakalım Gözde Hanım bunu görünce ne diyecek? Mahalledeki pazara gittiler değil mi? Bundan sonrası bende. Hadi görüşürüz.